Merhabalar sevgili izleyenler. Çok güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle bugün tekrar KONTV ekranlarından 5. mevsim programından size merhabalar diyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Tevfik Celalettin Koz. Eğitimci, şair ve yazar kendisi. Evet, hem eğitimcilik yapıyor, aynı zamanda da birçok kitap çıkartmış. Bakalım hangi kitaplar, neler yazmış, konuları neymiş hemen öğrenelim kendisinden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun ben deyim. İsminizden hangisini kullanıyorsunuz? Celalettin daha çok. Celalettin'i daha çok kullanıyorsunuz. Evet. Tamam. Celalettin Bey kimdir? Nerelidir? Nerede doğmuştur? Nerede büyümüştür? Biraz tanıyalım sizi. Tabii ki. 78 Konya doğumluyum. Konya'da doğduk, büyüdük. Askerlik görevi ve öğretmenlik dışında hep Konya'daydım. İşte öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda 90'lı yıllardan beri yazıyorum. İlk şiirle başladık işte. Çok güzel. Ne öğretmenisiniz? Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler öğretmenisiniz. Wow. İyi edebiyat öğretmeni olmamışsınız. Aslında düşündüm. Sosyal bilgiler daha cazip geldi. Yaş ortalaması küçük çocuklara ortaokul düzeyine hitap ettiği için. Evet, evet. Ama itiraf da edeyim, edebiyat bölümüne başladım şimdi. İkinci Öyle üniversite. Mi? Ha, çok güzel. Çünkü yani içinizde varmış ki kitap yazmışsınız bir sürü. O yüzden şaşırdım ben de sosyal bilgiler deyince. Ama nasipte olan oluyor değil mi? Tabii. Kısmet neyse o. Bir de ülkemizde genellikle şey hani tercih ettiğinizden ziyade gelecek olan bölümü okumak zorundasınız. Evet, evet, tercih sıralaması. İlla ki kader ve nasiptir ama. Evet, muhakkak. İnşallah bir gün o da düzelir ya. Birçok şey düzeldi. İnşallah bir gün o da düzelir. Çünkü insanların sevdikleri ve istedikleri bölümü okumalarını ben de çok arzu ederim. Evet. İnsanlar benim oğlum da başta dahil olmakla beraber. Hakikaten birçok insan sadece puanının tuttuğu bölümü okuyor. Ve o işi yapmıyor zaten. Evet. Sadece diplomalı olabilmek için. Evet. Diploması cebinde olması için maalesef böyle bir şey var. İnşallah bir gün o da düzelir. İlk kitabınızı ne zaman yazdınız ve neydi, hangisiydi? İlk kitabım Senistan, şiir kitabı. Senistan, şiirleriniz var. Evet, şiirlerim. Peki şiirleri kaç yaşından beri yazıyorsunuz? 95 desek işte 23 yıldır falan yazıyorum. Yani çocukluk yıllarınızda da var mıydı o şiir yazma merakı aslında falan? Aslında ilgi vardı şiire ama. Hani kalem alıp bir denemişlik yoktu. Ha, evet. 90'lı yıllarda işte artık o ilham yoğunluğu mu diyelim. Evet, biraz böyle ergenlik çağındayken gençlik yılları değil mi? Evet. Ama tereddüt ettim. Acaba bunlar gerçekten şiir mi? Çünkü toplum olarak biz şair bir toplumuz. Herkes bir şeyler yazabiliyor elhamdülillah. Abdurrahim Karakoç rahmetli mihriban şairi. Kendisiyle bir uzun soluklu randevu sonrası işte Ankara'ya gittim. O rahmetli de tek tek dosyayı inceledi böyle bir saat kadar. Bunlar şiir dedi, rahat ol dedi. Onunla devam ettim. Yoksa hani kararım öyleydi yola çıkarken. Bu işlerle uğraşma oğlum gerek yok falan deseydi yazmazdım diye düşünüyorum. Evet. O biraz da daha çok ilham kaynağı oldu. Tabii tabii. Yani destek vermiş oldu. Aynen manevi size. Desteği güzel oldu sağ olsun. Beğendi ama deseydi dediğim gibi. Bu işleri bırak deseydi. O zaman yapmazdım. Hakikaten yazmazdım yani. Öyle bir kararım vardı yani. İlk önce şiirle başladınız. Evet. Peki hemen sıcak sıcak içinden en çok sevdiğiniz mutlaka hepsi çok güzeldir de. Eyvallah estağfurullah. Bir tane şiir okur musunuz bize? Okuyalım. Tamam. Geçen İhsan Bey'in programında İhsan tabi bize göre daha güzel okuduğu için. İhsan artık. Onun mesleği o diyelim. Aynen. Sizinki yazmak tabii. Yazmak, okumaktan öte yazmak. Evet. Onunki okumak. Okumak hakikaten ayrı bir sanat. Aynen öyle. İkisi çok farklı. Evet. Yani şoförlük yapmakla arabayı üretmek gibi bir şey bu. Tabii. Evet. Divane kitabına biraz nispet olsun. Kırık Akıl diye bir şiir var. Onu seslendireyim. Tamam. Kafamda 40 tane 40 ayak. Kırkının da ayak izleri kırkından farklı. Kırık bir kalp taşır ruhum. Kırka yaklaşmış adımlarım. 40 bohça içinde gizli bir sır. Anlamadığım kahramanlar kırık bir aynada. Kırkmışlar tüyünü gurur faremin. Yastığı kırklık ampul yatağımda.
Kırklardan himmet dilen ey dilim, ışık arar yatağında uykuda serim. Kırık bir testi su yolunda bedenim. İçinden aşk sızar kırkı çıkmadan. Böyle bir şey. Sen, çok farklı bir şey. Farklı. Kafiyeli şiirler de var. Bu serbest tarzı. Biraz bizde kırk meşhur biliyorsunuz. Evet. Kırklar var, kırkı evet, çıkma evet. var. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Kırk bohça içinde saklama var falan. Doğru. Kırklar. Güzel. Yani nereden ilham aldınız? Yani nereden aklınıza geldi öyle bir şiir yazmak? Şiirde genellikle bende gözlem çok fazla oluyor. Diğer yazar ve şairlerimiz de onları tenzih ederek kendi adıma konuşayım. Gözlem yoğunluğu çok olduğu için hissiyatla birlikte. Zaten neyle uğraşıyorsanız o mutlaka sizi çekiyor yani. Evet evet. Bir de karşınıza hazır modeller bir an çıkıveriyor falan evet, böyle. Dikkatinizi çekiyor gerçekten evet. öyle. Yani resim yapan bir insan doğadaki bütün şeyleri inceliyor işte. Nereden ışık vurmuş, nerede evet. gölge var, nerede evet. koyuluk, nerede açılık, parlaklık falan. Evet. Onun gibi aynı sizinki de. Kaç tane şiir var o kitapta? Bunda ortalama 60 civarı falan var. Onu şöyle bir tutar mıyız kameraya doğru? Şey. Evet. Şeyde kitapçılarda var mı? Alabilir mi izleyicilerimiz? Maalesef şey Senistan ve Bağ, bu da diğer öykü kitabı. İkisi beraber yayınlandı. Bunlar maalesef şu an bu yayında değil ama yakın dönemde kısmet. İnşallah. İnşallah. Diğer kitaplar da yeni kitaplar olduğu için. Biraz da bunun hakkını yemiş olduk bu arada. 2-3 evet, yıl oldu bu yayınlandı. Şiir ve kitap roman seven izleyicilerimiz bize hemen WhatsApp hattımızdan mesaj yazarlarsa şöyle diyelim mi? İlk iki ve son iki kişiye verelim. Olur. Dört tane kitabımız var verebileceğimiz. Olur, ya, fakat il içinde olması lazım. Çünkü olur. kendileri gelip buradan almaları gerekiyor. Konya içerisinden olması gerekiyor. İlk iki kişiye ve son iki kişiye diyelim. Dört tane kitap vereceğiz. Bir tanesi Aralı Cümleler. Koca bir boşluğun içimdeki uçurumunda seni arıyordum. Uçurumun en diplerinde sana ulaşan bakışlarımda sensizliğin resmini görmek bana acı veriyordu. Yaralanmıştım. İyileşse de bedenim, cümlelerim sensizken hep yaralı kalacaktı artık. Süper bir söz. Çok güzel. Eyvallah. Bunun kitabın içindeki şeyle alakası var mı? Tabii tabii var. Çok var. Güzel. Peki yakın çevrenizden, işte eşinizden, kardeşinizden etkilenip yazdığınız bir kitap var mı? Yakın yani onların yaşadıklarından etkilenerek. Birazcık divanede rahmetli babayı bahsettim ilk bölümünde. Mesela onun hatırası yaşasın anlamında. Güzel. Belki daha kapsamlı olabilirdi ama hani çok tanıyamadığımız için sayfa adedi biraz kısa oldu. Küçük ama yaştayken mi kaybettiniz babanızı? İşte 11-12 yaşlarında falandık. Ama şimdi manevi babam var mesela. Allah razı olsun. O, tabii ki onlardan Allah razı olsun yani. Ama babamız, yani yanı başınızda babanızın olmaması küçük yaşlarda özellikle erkek çocuklar için etkili, çok önemli. Etkili. Ama Rabbim bizden daha çok seviyormuş. Yapacak bir şey yok. Tabii ki. Divane aradığında kaybolan bulamaz kaybettiğini. Aradığında kaybolan bulamaz kaybettiğini. Yani şöyle biraz açalım mı izleyicilerimizi anlatalım mı? Burada somut anlamdan ziyade manevi anlamda aradığımız nedir diye yola çıktık. Aslında aradığını kişi belki de buldu ama öyle bir arayışın içinde ki bulduğunun bile farkında değil. Evet. Gibi. Evet. Dolayısıyla ilk başta çıkış noktası bulayım diye çıkmıştı ama aslında bulmasına rağmen hala aramaya devam ediyor. Bulduğunun farkında değil, değil. Çünkü. Ama yolculukta da aslında bulanlar arayanlardır denildiği üzere. Doğru. Doğru. Bulanlar arayanlardır. Aramasan bulamazsın çünkü. Evet, evet. Burada hem somut hem soyut anlamda bahsettik. Çünkü burada babasını arayan bir gazeteci var. Oo. Aslında çok çoktan bulmuş onunla ilgili bilgileri fakat kitabın sonlarında
anlayacak. Anlayacak. Söylemeyelim o zaman. Eyvallah. İzleyicilerimiz okusun mutlaka. Olur. Peki bunlar var mı? Divane var mı? Tabii şeyde, tabii. Kitapçılarda? Var var. Yaralı Cümleler, Divane, Sultan Alaaddin. Onlar hepsi bunlar var. Bunlar şu an yayında ve baskısı süren kitaplar var. Hı hı. Ankara Ajansımız var işte Ankara'da. İsim. Ankara'da mı basılıyor kitap? Ankara'da basılıyor. Osman Usta abimiz var. Buradan selam edeyim. Sizin çok güzel. Nezdinizde. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Onun destekleriyle basılıyor. Valla o Osman Usta inşallah bir gün bana da destek olur. Çünkü memnuniyetle. Hep istediğim, geçen hafta da bir kitap yazan, şiir yazan konuklarımız vardı. Eyvallah. Onlara da söyledim hatta o programda da konuştuk. Hayallerimden bir tanesi de kitap yazmak benim de. Şimdiye kadar gerçekleştirmedim. Eyvallah. İnşallah emekli olduktan sonra gerçekleştiririm. Çok istiyorum çünkü. Yani bir kenarıya atmadım. Evet. Hep bir kalbimin köşesinde, aklımın bir köşesinde hala duruyor. İnşallah bir gün nasip olur. Ben de yazarım. Bu arkasındaki satırlar neyle alakalı? Kitabın içeriğiyle mi alakalı? Burada kitabın içeriğinde şey var. İkinci bölüme geçerken Deli'nin notu var. Bir de diğer sayfada akıllının notu var. İkisinin tam cem olduğu yerde Deli'nin not kısmından. Çok farklı. Bu bölüm. Günlerin önemi yok da zamanın. Bir anda yarının cuma olduğu geldi aklıma. Akıl demişken insanların kendinden çok fazla olduğunu düşündükleri nesne bu. Bir de şu adam, o bizi yazmak istedi. Bizse meçhulü severdik. Görünmeyi sevmeyiz öyle ulu orta. Görünmek ve bilinmek büyüklük ile dostluktur. Meçhul olmak en büyük şöhret bize. Yazar bunları yazmadan önce sayıklamalarımızı duydu. Konuşmalarımızın ilhamını aldı bizden. Sonra hayatlarımızın meçhul adımlarını noktalamadan takip etti. Herkesin deli deyip geçtiği çılgınlığımızın hikmet tarafını anlamaya çalıştı galiba. Yalnızlık yüklü, meçhullükle biliniriz. Sustukça yalnızlığı çoğalır insanın. Bunu akıllılar bilmez. Bize sadece meczup derler. Biz size güleriz. Eyvallah. Süper ya, harika, gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Bunları okudukça da merakım daha çok fazlalaştı kitabın içeriğinde. Nasıl, içinde neler anlatıyor inşallah diye. Bu yazdığınız kitaplarla alakalı anılarınızdan rica ediyorum ben, bize anlatır mısınız? Tabii ki. Hepsiyle ayrı ayrı mutlaka anılarınız vardır. Mesela anı şöyle, basıldıktan sonra Bağ kitabında Aynur Hanım var, yakın o takipçimiz. Tek kitapta, tek ciltte iki ayrı şey mi var? İki kitap var. İki kitap var, şimdi evet. Şimdi maalesef toplumda şey oldu, şiir ertelenmeye başladı, evet, ötelenmeye evet, başladı. Evet. Bizde şiir tek başına hani yetim kalmasın da. Çok güzel. İkisini beraber öyküyle birlikte güzel yayınladık. Olmuş. Evet. Hem Senistan ismi özel benim için bayağı. Hem bu isim yaşamaya devam etsin dedik. Senistan nereden geliyor? Senistan senin ülken, aşk ülkesi. Kişinin içindeki o seninin yaşattığı yer gibi bir anlamı evet var. O öğrenmemiz gereken çok şey var desenize. Estağfurullah. Bağ kitabı yayınlandıktan sonra imza gününde Aynur Hanım geldi. Ben Urfa'da görevdeydim o dönem. İşte imza gününde hem yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Ya hocam dedi, ben bu kitabın kapağını rüyamda gördüm dedi. Onun üzerine ben bu kitabı çok merak ettim. Almak istedim falan. Mesela o anıyı unutamıyorum. O hep bir aklımda kaldı mesela. Evet. Rüya vesile olmuş falan. Divane kitabında mesela 1,5 yıl falan bir birikim oldu. Küçük notlar aldım. Ajandada duruyordu. Sağ olsun Turgay Dinçer abimiz var. Divaneyi isimlendirmişsin ama şekillendirelim diyerek destek verdi. Çok güzel. Divane'de öyle bir destek aldık mesela. Yaralı cümlelerde Aykut Bulut kardeşim var. O da yazar. Onun Kültür Bakanlığı'ndan gelen bir proje hibesiyle birlikte bu da can buldu mesela. Yani her birinde mutlaka bir dokunuş, muhakkak, manevi bir destek. Ama birebir hani şu kitapta nasıl bir çıkış yolu oldu dersek öyle bir açıklama yapılabilir ama her birini yaşarken mutlaka yoğun anlamda
Evet, izler buradan bıraktı yani. Muhakkak. Yaşamıştık anlamda. İlk araya şey ilk yazan kitap için Döne Dönmez demiş. Eyvallah. İlk ismi hemen okuduk. Onun isterseniz aynı anda ben de not edeyim, imzalayayım. Olur. Döne Dönmez Hanım'a hangisini vereceksiniz bilmiyorum. Bir tanesi demiş ki bana verirseniz o kitapları müteşekkir olurum demiş. O da ikinci. Ona da verebilirsiniz ama ismi yok. İsim yazmamışsınız. Bana verirseniz o kitapları müteşekkir olurum diye yazan izleyicimiz. Evet. Hemen ismini yazarsa diğerini yazabilirsiniz. Tamam. İsterseniz Döne Dönmez. Hatta imzalayayım mı, not edeyim mi? Nasıl olsun? Efendim? İmzalayayım mı hemen yoksa not ederek daha sonra mı paylaştıralım? Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ha. O zaman yaralı cümleler imzalayın. Yaralıyı mı veriyorsunuz? Ha, yaralı tamam. Cümleler. Güzel. Merhaba Mukadder Hanım. İyi yayınlar. Celalettin Koz üstadıma selamlarımı sunarım. Üstadımdan Senistan şiirini duymak isterim. Özdemir Yalçın demiş. Oy oy oy. Eyvallah. Şiir okumanızı istiyor sizden. Senistan. Şiir. Okuyamıyorsun diyorlar ama itiraf ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Yazması lütfen daha kolay ve güzel oluyor. Ama okumaya çalışayım inşallah. Yani siz kendiniz duygularınızla yazdığınız için evet, aslında evet, sizin okumanız çok daha güzel olur. İşte, ona o duygularla okursunuz. Evet. Bende de şey oluyor. Yazarken tam böyle duygunun en mahrem haliyle yazılıyor ya. Aha. Kalem ve şiir şekil alıyor. O hali yaşamak gerekiyor ki hani o hisle okuyabilmek falan. O da evet, hemen o dem her hemen böyle şıp değil de olmayınca tabii maalesef. Ki, tabii ki. Öyle bir sıkıntı siz oluyor. Siz onları imzalaya durun. Eyvallah. Bizim kısa bir aramız gelmiş. Biz tamam, arayı verelim. Kısa teşekkür bir ara sevgili izleyenler. Ondan sonra kalan yerden devam. İnsanın bilmediği şeyleri anlatması, yazması ne kadar kolay olabilir? Bu kitapta bilmediğini hissettikleriyle yazmaya çalışan bir kalemin bu da yazılmalı çabasını görürseniz, bilmediğinin şahidi, bildiğinin meçhulü olmuş bir karaltıda her şeyin fani olduğuna inanan bir ürpertiyi siz de hissedebilirsiniz belki. Her daim sevgiyle Baki Selam demiş, yazarın notu. Evet, kimdi konuğumuz bugünkü? Tevfik Celalettin Koz, eğitimci, şair ve yazar kendisi. Toplam kaç tane kitap, şiir ve roman karışık şimdiye kadar toplam yazdın? Toplam 5 yayınlanmış kitap. 5 tane yayınlanmış var. Bir tane de yayına hazırlanan kitabımız var. Güzel. Altıncısı da? Yolda inşallah. Yolda inşallah. Çok güzel. Harika. Evet, kitap okumayı çok seven akrabalarımızdan biri mesaj yazmış. Çok seviyormuş çocukları kitap okumayı. Hemen bir izleyicimizin istediği bir şiir vardı. Ha, Senistan. Onu bir okuyalım. Eyvallah. Özdemir kardeşim. Ben Senistanlıyım, sensiz olsam da. Senistan içinde yalnız kalsam da. Ecel ışık örtü ve senistanım. Hayat güneş toprak sonra vatanım. Ülkemin içinde öfkem ve şakam. Ülkemde sabahım, ülkemde akşam. Burası Senistan, sevdam ülkesi. Toprağında yansır aşkın gölgesi. Başkadır Senistan, gönlümde vatan. Varlığında maya içimdeki kan. Hayalden uzaktır gerçekte kalan, toprağa yüreğim, halkı ben olan. Çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir yandan da ilgimi çekti, bana yazan kişi yenge demiş ama Allah Allah. Numarası bende kayıtlı mı değil bilemedim. Kitap kurdu Zeynep, Türkiye birincisi olmuş. Maşallah. Başarı belgesi, sevgili Zeynep Yıldız. Başarı belgesi gazetede falan yayınlanmış.
Zeynep Yıldız, bir anda bilemedim kim olduğunu. Çok özür diliyorum kendilerinden. Bu kitapların bir tanesini artık ona verelim. Hak tabii etmiş ki, değil mi? tabii ki. Türkiye'de birinci olmuş. Okumayla ilgili. Zeynep, evet, evet, kitap kurdu. Evet, kitap ben kurdu. Not edeyim o zaman. Efendim? Not edeyim. Bir tanesini, evet, tamam. Bence de Zeynep Yıldız şeyi miydi? Hak etmiş. Bir tane kitabı hak etmiş. Eyvallah. Kitap kurdu diye. Onun haricinde bize kitap için Döne Dönmez, Senistan. Döne Dönmez'i kaydettik zaten. Aha, yaralı cümleler imzaladık onu. Tamam, Senistan istiyormuş, onu yazmış. Ama biz yaralı yaralı cümleleri yazdık sizin için. Yaralı cümleler de harika. Çok eyvallah. Güzel bir kitap. Evet, ben mutlaka okuyacağım bunu da. Süper. Hemen bir paragraf okuyalım isterseniz. Olur. Ya da bunun bir özetini anlatır mısınız? Ne anlatıyor bu kitap bize? Bu yaralı cümleler ne anlatıyor bize? Eyvallah. Yaralı cümlelerde deneme türü bir eser. İlk 70 sayfası kadar böyle bir gencin kaybettiği aşkıyla ilgili cümleler var. Yaralı cümleler varmış o izleyicimizde. Var bir yandan yazıyor sürekli. O zaman divane verelim. Bu şekilde not edeyim. Tamam, yani ne yapacağız bilmiyorum, siz bilirsiniz. Almış demek ki kitabınızı. Bu sizin hayranlarınızdan bir tanesi bence. Eyvallah. Yaralı cümleler olduğu için. Evet, siz anlatın. Hı-hı. Dinleyelim. İlk 70 sayfadan sonra o gencin belli dönemi Türk sanat müziğiyle geçirdiği, o şarkılarda işte kendini telafi etmeye çalıştığı anlatılıyor. Fakat kitabın en son bölümüne gelince, kitabın isminde de biraz üzgünüm Leyla diye bahsedilmek üzere. Ha, evet, evet, evet. aslında diyor, sen değilmişsin aradığım, üzgünüm diyor. Aslında seni ararken senin ötende ama yine sendeki güzellikle aşk oldum ben diyor. Yani aşık idi, daha sonra aşk kendisi oldu. Evet. Mecnun vari. Evet, evet. Evet. Böyle bir kitap. İçinde işte aforizma dedikleri küçük cümleler var. Hı hı. Sensizlik cellatın vicdanındadır. Sensizliğin adı bir küflü kilit. Eyvallah. Mısraların içinde geçen kısa tanımlamalar diyor. Evet. Onları son sayfalarda herhalde yazmışsınız. Bunu da şey yaptık. 109. sayfadan sonra 95 yılından 2000 yılına kadarki süreç. Yani bizim nesil biraz şöyle oldu. Hem 90'ları görüp 2000'deki değişimleri fark edip, evet, 90'lardaki, evet, ile 2000'ler arasındaki farkı gören bir farkı nesil olduğumuz için, evet, ben de o günleri birazcık yad etmek istedim. Çok son 10 olmuş. Sayfada falan. Çok güzel olmuş. O dönemle bu dönemin farkları gibi. Aynen, çünkü şimdiki gençler bilmiyorlar. Maalesef. Daha önceyi bilmiyor. Hele hele bizler 70'leri ve 80'leri de bilen insanlar olarak. Eyvallah. Onları anlatmaya çalışıyoruz ama ne kadar anlatmaya çalışsak da gerek okullarındaki öğretmenlerinden duyumlarıyla, evet, gerek arkadaşlarının çevrelerindeki arkadaşlarından duyumlarıyla, eyvallah, bazen yanlış düşünceler içerisinde olabiliyorlar. Maalesef. O yüzden böyle bu tür kitapların olması, daha fazla olması dileğiyle diyorum ben. İnşallah. Çok güzel olmuş. Eyvallah. İyi yapmışsınız. Ve son cümle, aşkı hatırlatmaz şimdi sevmeler. Sevgiyle ve aşkla kalın, Baki selam demişsiniz. Çok güzel. Mevla'ya olan aşk da dahil. Aynen. Hepsi var içinde. Gurbet üzüntüye, şeytan günaha. Küskünlük barışa, çirkine güzel. Fısıltı çığlığa, yalan doğruya. Yalnıza sürüler, ayaklara el. Yalnıza sürüler, ayaklara el. Evet, yanlış mı okudum acaba, evet, dedim. Borçlular listesi. Efendim? Hepsi birbirine borçlu. Evet, evet. Borçlular listesi gibi bir şiir. Doğru. Eskilerden. Evet, nerelerden etkilendiniz de yazdınız, onlardan bahsediyorduk zannedersem. Eyvallah. Konu, hı-hı, olarak öyleydi. Mesela Sultan Alaaddin'de Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte bizim öğrenciler de başta olmak üzere. Hocam Alaaddin kim? İşte kaçıncı Alaaddin? Hocam ne yapmış bu Alaaddin falan. Çıkış noktamız o oldu. Aa, ne güzel. Bu zaten Mana Genç markasıyla çıktı. Diğerleri
normal kitap anlamında mana kitap diye çıktı ama daha çok genç ve ortaokul çocuklarına yönelik yazdık. Güzel tarafı şu oldu. Mesela bu kitabı yazmada bir 8 ile 12 arası kaynak taraması yapıp daha sonra oradan süzerek kısa ve anlaşılır cümlelere döküp kaynak onları gösterip ama özet hiç, yani bir nevi özet gibi oldu. Gibi ve kurgularla süsleyerek yine. Yani Alaaddin bunları yaparken ben bir kameraymışım. Onu izliyormuşum gibi. Güzel. Ve betimlemelerle çocukların da anlayabileceği şekilde bilhassa ortaokul verisi. Çıkış noktası toplumdaki ihtiyaç oldu. Maalesef araştırdım. Hani Sultan Alaaddin üzerine yazılmış bir roman var mı? Türkiye'de tek bir tane var. Aslında o da roman değil. Sizin belirttiğiniz üzere kaynaklardan toplamış, kronolojik sıraya koymuş. Ve sıkılabileceği bilhassa çocuk ve genç düzeyinde. Ve bunun bir ihtiyaç olduğunu algılayarak dedim o zaman Allah da nasip etti elhamdülillah. Ne güzel. Sultan Alaaddin o zaman yazmak lazım. Çok güzel olmuş. Diyerek bunun hikayesi de öyle oldu. Eminim öyle çok güzel bir kitaptır o da. Eyvallah. Çocukların ilgisini çekebilecek şekilde. Eyvallah. İnşallah bütün konularla alakalı yani tarihimizle, geçmişimizle alakalı çocukların ilgisini çekebilecek o tür kitapları yazarsınız inşallah. İnşallah, inşallah. Peki başka hangisi kaldı? Divane var. Divaneyi anlatalım. Bundan kısa bahsettik. Divanede de günümüzde mesela bağda da öyleydi. Buradan yola çıkarak anlatayım. Bağ kabuk anlamına geliyor. Kaplumbağa dediğimizde kaplı bağ. Kaplı kabuk anlamına neden geliyor. Neden kaplumbağa var orada onu düşünmemiştim hiç. Eyvallah eyvallah. Burada da sen kendi kabuğunda yaşarken kendi iş dünyanda dışındaki kabuğa anlam bağ, yüklerler. Bağ arkadaşlar divane değil bağ. Evet, onu anlatıyorum. Bağ'ı anlatıyoruz şu anda. Evet. Bağdaki bu çıkış noktası, günümüz insanlık kabukta kalıp da kelimelerin kabuğunda kalması, yaşantıların, görüntünün kabuğunda kalması, anlamı terk etmesi. Bunda ona küçük bir eleştiri vardı Bağ kitabında. Divanede bu biraz daha yoğunluk kazanmış haliyle çıktı. Peş peşe onlar. Divanede de günümüzde hani meczup deli deyip de ya deli değil mi zaten deyip toplumun belki hiç gündeminde bile olmayacak kişilerin deyip geçtiği kişilerin hayatları. Onlardan böyle küçük doneler var. Konya'da yaşamış bilhassa ben onlara daha çok garip yakıştırmasında bulunuyorum haddim olmayarak. Deli divane meczup çünkü hep aynı anlama kapı aralıyor. Garip demek daha hoşuma gidiyor. Garip aynı zamanda yakın anlamını da ifade ediyor. Türkçe karşılığı olarak. Evet. Bu insanların ötelenmiş veya görünmeyen ya da görünmezden gelinen hayatlarına dokunma, onları yad etme gibi bir amaçla çıkarttım. Ne kadar süre araştırıyorsunuz? Yoksa bu hani daha henüz yaşınız da genç. Hani yılların verdiği bir birikim falan mı, gözlemler mi diyeceğim ama daha yaşınız genç. Eyvallah. Nasıl oldu? Mesela divane kitabında küçük notlardan bahsettim. Bunlar 1,5 yıl kadar birikti bir kenarda. Şimdi şiir ve şairliğinde biraz avantajı var yazmada. Evet, onu evet. İtiraf edeyim. O küçük notlarla kafada bir kurgu belirmeye başlıyor zaten. Yani mesela divanede 1,5 sene falan gitti. Ama Alaaddin'de hazır kaynaklar olduğu için bizim eski yad edilecek kaynaklar. Bunda 1 sene bulmadı mesela yazılma süresi. Mesela yaralı cümleler belki Senistan kitabından sonra Senistan'ın şiirleşmemiş haliydi. Deneme olduğu için şunu da söyleyeyim. Mesela deneme yazma, düz cümle şiire göre daha kolay şekil alabiliyor, daha kolay yazılabiliyor. Divanenin hikayesi ve şeyi de böyle. Yoğunluk anlamında biraz yoğun. Sayfa adetleri genellikle kısa tutuyorum fazla sıkmamak için ama biraz yoğun anlamlar İçindeki içeriyor. Cümleler dolu doluysa eyvallah, sayfa adedi az olsa da fark etmez. Tat o yeteri veriyor. Kadar doyurur zaten insanların ruhunu. Özdemir Yalçın da kitap istiyor sizden bir tane.
Tamam. Benim için de bir kitap göndermesini isterim. Saygılar demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Eyvallah. Kaç tane yazmış olduk şimdi? Şimdi Zeynep Yıldız dedik, kitap kurdu. Evet, Zeynep Yıldız. Ya ben Vahit abimin torununu bilemedim alacak. Yayın içerisinde olursa da işte böyle olur. Eyvallah, numarası da ben kaydetmemişim demek ki. Abimizin torunu Zeynep Yıldız. Eyvallah. Canım benim. Büyük, daha büyük başarılara imza atmasını diliyorum. İnşallah onu da izliyorlar. Tabii herkes fırsat buldukça işi olmayan herkes televizyonun başında bizi izliyorlar tabii ki. Öyle olunca da kitap kurdu olan da hemen bizi yakaladı. O zaman Zeynep'e Sultan Alaaddin. Tamam, siz nasıl isterseniz. Hoş görürseniz. Tamam. Öyle yapalım. Tamam, olur. Olabilir. Kitap kurduysa çünkü hani piyasada da yok. Evet, bulamaz. Öğrensin daha iyi. Evet, Türkiye birinciliği varmış. Eyvallah. Maşallah çocukta. Ben nasıl unuturum onu bilmiyorum. Susar dil, susarsın günlere. Aylara geçmez bir türlü acılar. Günlere, aylara geçmez bir türlü acılar. Susarsın, su değildir. Gönlü senden çare diye beklediği. Cümle düşüklükleri oluyor tabii ben okurken, konuyu bilmeden, kitabı hiç okumadan direkt güzel sözleri, bu kısa sözleri, cümleleri okuyayım diye hemen dalıyorum ama siz okursanız güzel olur. Ben isterseniz divaneden hoşuma giden bir bölüm var. Hemen, monolog diyebileceğim böyle buradaki baş kahramanın kendi iç sayıklamaları. Evet. Okur bunu okurken acaba bunu gerçek mi, rüya mı diye. Gerçekten. Gelip gideceği bir bölüm. Çok hoşuma giden bölümlerden. 3 tane var böyle. Divanenin içine biraz serpiştirdim. Varla yokun arasındayım. Şimdiyle sonranın. Uzakla yakının birleştiği yerde. Ne gökte ne de yerde. Her şeyin orta yerinde işte. Nesin sen? Bilinenle bilinmeyen, tarifle meçhul arasında kuytu, korkuyla cesaret, sesle yankı arasındaki eşik biraz benim. Her şeyin orta yeri nedir? Eşik, kapı eşiğim yani. Kapı dersen kapı olur, yol dersen yol. Yok mu senin adın? Benden ne istiyorsun? Soru ile cevabın kardeşi meraktır. Ne de çok sorun var senin. Ama sen çıktın karşıma, konuşmayı sen başlattın. Doğru söylüyorsun ama yanlış. Hep bir eksik söylüyorsun bunları. İnsan eksiktir çünkü. Gibi. Evet. Doğru söylüyorsun ama yanlış. Hep bir eksik söylüyorsun. Bunları. Bunları. İnsan eksiktir çünkü. İnsan eksiktir çünkü. Doğru. Dedim ya felsefik biraz diye. Hakikaten biraz öyle. Biraz var. Felsefeyi sevenler özellikle çok daha fazla sevecek eminim kitaplarınızı. Eyvallah. Eyvallah. Bu da sosyal bilgiler öğretmeni olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü 15 tane falan yaklaşık alana sahip bir ders. Tarih, coğrafya, felsefe, arkeoloji, antropoloji, birçok bilimi küçük de olsa psikoloji bilmeniz gerekiyor. Evet. Doğru, okulda. Onun da illaki artı yönü var. Üniversiteyi de burada mı okudunuz? Tabii Konya'da? Selçuk Üniversitesi. Selçuk Üniversitesi'nde okudunuz. 2000'li yıllar. Çocuklarınızın peki şeyleri var mı? Eğilimleri var mı? Kaç yaşındalar bilmiyorum ama. Eyvallah. Azra Beren var, 9 yaşındaki. Maşallah. Büyük kızım. Onda bayağı var. Çünkü yazdığım dönemin her dakikasına bazen şahit olabiliyor. Evet. Genellikle mutfağı ben ofis olarak kullanıyorum. Evet, muhakkak bir yerlere kaçmak zorundasınız çünkü evet. O sessizliği, aynen. O şeyi havayı hissedebilmeniz için. Evet. Azra Beren büyük olduğu için diğer oğlumuz Alparslan Mehmet. Maşallah. O da 2 yaşında. O küçük daha. Küçük. Ama Azra eminim. O biraz olaylara şahit olduğu için şimdi onda şiir var mesela. Ben de özellikle yazmasını istiyorum. Öykü defteri var şu an. Çok güzel. Sen bunları bir keşke yaz. Onu da getirseymişsiniz i̇nşallah bugün. İnşallah. Alparslan ısrarla bırakmadı ama inşallah Azra Beren bir günde gelirse getirir. İnşallah. Yani bir kitap daha var henüz yayınlanmamış demiştiniz. Evet evet sahip kitabınız hata. Yayınlandığında inşallah bir olur hafta inşallah. Sizi konuk alalım. Olur inşallah. Kızınızla beraber gelin. Onun yazdıklarını da merak ettim olur şimdi. Olur. Zaten bu tür şeyler çoğunlukla genetik.
Evet. İnsanın kanında, ruhunda oluyor. Yani eyvallah. İnsan bir araştırıyor. Geçmişte işte büyük dedesinin ya da ne bileyim işte büyük babaannesinin, anneannesinin, evet, mutlaka onların birinde vardı. Evet. Ve zamanla taşınarak size geliyor. Olabilir. Öyle oluyor gerçekten. Ama bunları gerçekleştirebilmek önemli. Tabii. Bakın benim gibi içinde uhde kalmış, gerçekleştirememiş kim bilir ne kadar çok insan var. Evet. Aslında kalem kağıt çok uzak değil. Hepimizin, aynen, her zaman elimizin altında olan şeyler. Boş vermemek gerekiyor herhalde. Tabii. Bir de günümüzde maalesef hani şu noktayı da söylemem gerekir. Yayın ve dağıtım yazma kadar zahmetli bir iş haline geldi. Muhakkak tabii yani ki. Bu işi yapan kişi zaten birçok şeyden feragat etmeyi göze almalı. Evet. Benim şahit olduğum süreç bunu gösteriyor. Hı hı. Yani yaklaşık 20 yıl önce falan ilk kitap yayınlandığından bugüne baktığımda mesela 2000'lerde daha kolaydı. Çünkü meraklı ve okuyan kişi çoktu. Evet. Bilgisayar, internet, tablet hayatımızda yoktu. Evet. Bilgi ucuz değildi, kolay, evet, değildi. Evet. Dolayısıyla son döneme gelince maalesef hani, hı-hı, günümüzde zor dediğim kısım biraz o. Hı-hı. Yazmak kadar duyurmak, işte yayınlama süreci. Hı-hı. Çünkü ben biraz şeye de benzetiyorum, tespithanelerine. Kelimeleri getiriyoruz, diziyoruz. Evet, doğru. Her anı zahmetli olduğu için. Siz yazmaya devam edin. İnşallah. Bizler de var olduğumuz sürece, eyvallah, yayın kuruluşumuz var olduğu sürece Allah'ın izniyle biz de sizlerin her zaman yanınızdayız. Eyvallah, teşekkür ederim. Çünkü harika şeyler çıkıyor ortaya ve nesilden nesile kalabilecek, tabii. önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok, eyvallah, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Davetimi kırmayıp geldiğiniz, eyvallah, için. Eyvallah, estağfurullah. Allah kolaylık versin. Hakikaten diğer kitabınız çıktıktan sonra kızınızla, tamam, birlikte bekliyorum, tamam, sizi. Tamam. Sözümüz olsun inşallah. Oldu, görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve buradaki konuğuma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize de öyle. Yarın 5. mevsimde başka hangi konuk olacak? Konumuz ne? Hep birlikte saatler 14.05'i gördüğünde göreceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.